Abdurrahman Dilipak, Ergenekon balyoz derken. Ergenekon ve balyoz davaları buharlaştı. Örgüt de yok, suç da suçlu da. Yarın Allah korusun paralelciler geri dönüp gelirlerse. FETÖ diye bir örgüt dolayısıyla suç ve suçlu yoktur diye bir mahkeme kararı çıkarsa şaşmamak gerek. Bana sorarsanız artık Ergenekoncuların da paralelcilerin de geri dönüş yolları kapalı. Ama şunu da söylemek gerek. Tamam ergene koncuların ve paralelcilerin geri dönüş yolları kapalı ama bundan sonra darbe olmayacağı anlamına gelmiyor bu. Darbeler ve terör ve savaşlar belli merkezlerin işi. Şu günlerde Ankara'da hukuk adına ilginç olaylar yaşanıyor. 28 Şubat davası bir yandan öbür yandan Ergenekon davası. Her iki davada da toplum vicdanı rahatsız. Mesut Yılmaz'ın ifadeleri tam bir komedi. Kimse baskı görmemiş, neredeyse şikayetçi kimse kalmayacak. Şevket Kazan da davacı değil, Meral Akşener'de. 28 Şubat'ın medya, mafya, sermaye, siyaset, STK, bürokrasi ayakları dış bağlantıları üzerinden hiçbir inceleme yok. Paralel yapının ergene Balyoz diye örgütlediği dava aslında 28 Şubat'ın ardından geldi. Refah yolu hükümetinde Tansu Çiller sütten çıkana kaşık değildi. Erbakan üzerinden paralel yapının orduya sızmasına karşı çıkan engel olan, ılımlısıyla dahi dindarları orduda görmek istemeyen BÇG kanadı refah yolu eliyle tasfiye edilecekti. Medya ve sermaye, STK içindeki unsurları ise çatlı eliyle susturulacaktı ama BÇG dişlerini gösterdi, rejimi koruma adına gerekirse kan dökeceklerdi. Erbakan, bakalım kanlı mı olacak, kansız mı derken bu olaya işaret ediyordu. Eğer ordu içindeki laikçi kanat tasfiye edilseydi bu hükümet yine düşürülecekti. Çünkü paralel Anapvari 4 eylemi bir araya getiren yeni bir koalisyon kuracaktı. Erbakan BCG'ye karşı harekete geçmeyince BCG kanadı harekete geçti ve susurluk yaşandı. Gülen o zaman Erbakan'a beceremedin git çağrısını yaptı. Gülen okulları Çevik 1'e devretmeyi teklif etti mesela. Pabuç pahalıydı Ardından yeni bir koalisyon kuruldu. Ecevit Yılmaz Bahçeli BÇG'nin gölgesinde kuruldular. Ardından AK Parti dönemi, Emuhtıra Büyük Anıt dönemi. Ergenekon davasına giden yolu biliyoruz. Nokta dergisi, Baransu, Ferhat Sarıkaya, Sacit Kayasu, Kardak Balıkçısı vs. AK Parti'nin oluşumunda Erdoğan'ı istemeyen de paralelcilerdi. Daha sonra Gül tezkereyi geçiremeyince artık muhtar bile olamaz dedikleri Erdoğan'a iade itibar edilerek memnu hakların iadesinde rol alan Baykal'ın Cumhurbaşkanı olması senaryosunu yazanlar da paralelcilerdi. Ne Çiller ne de Baykal bir gecede hidayete ermediler. Bu işler böyledir. Tezkere geçseydi o Ergene koncu balyozcu dediklerini Irak'a gönderip orada işlerini bitireceklerdi. Paralelciler de gidip kahramanlıklar yapacaklar ve şanla şerefle geri dönüp TSK'da yerlerini alacaklardı. Ama tezkere geçmedi. TSK'daki BÇG kanadı onun için biz tezkereye karşı çıkarken sesini çıkarmadı. Paralelciler de bu işi fazla önemsemedi. Nasıl olsa tezkere geçecekti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Tezkere geçmedi. Baykalda Çankaya'ya çıkamadı. İpler koptu, iş başa düşmüştü. Gül Ergene koncuların üzerine gitmedi, gidemedi. Sonunda paralelciler Ergene Ergenekon ve Balyoz komplosuna sarıldılar. Bu komplodaki sanıkların üçte biri kripto gerçekten derin devletin darbeci kanadıydı ve paralel yapıya karşı direnenler de bunlardı. Diğer üçte biri profesyoneller güçlüden yana emir komuta zinciri içinde yer alan kişilerdi. En alttakilerse günah keçileri. Profesyonel grupta yer alanların bir kısmı paralelcilerin ele geçirmek istedikleri kadrolardaki isimlerdi. Sonuçta paralel ve Balyoz'daki sanıkların üçte biri gerçek sanıktı. Eğer bunlar paralel yapıya destek verecek olurlarsa onlar da bir şekilde kurtarılacaklardı. Ya başka biri suçlanacak ya da zaten üzerinde oynanan belgelerin sahte olduğu ileri sürülerek bu kişiler kurtarılacaktı. Büyük anıtla yapılan mutabakat dava açılmayan muazzafların kurtarılması yönünde önemli bir adım oldu. Derin çete bölünmüştü. Zaten bu vesileyle orduda ciddi bir temizlik hareketi de yapılmıştı. Zaman içinde bu kişilerin önemli bir bölümü de emekli edildi. Devlet bunlarla uğraşmayı bırakıp paralel yapıya yöneldi. Aslında AK Parti derin devletin şerrinden kurtulmak için Amerika, AB ve onların içerideki taşeronları paralele sarıldı bir bakıma. Paralel yapıda bundan aldığı cesaretle derin devlete saldırdı. Erdoğan onları bırakıp paralelle köprüleri atınca iş bu noktaya geldi. Adının Ergene Konya'da balyoz olması önemli değil. O iddianamedeki örgütler, olaylar, isimler gerçek olabilir, olmayabilir de. Ama gerçek olan bir şey var, TSK içinde darbeci aşağılık bir çete var. Bunların niyetlerini, yöntemlerini, ilişkilerini 60'lardan bu yana biliyoruz. Bu aşağılık adamların icraatlarını, niyetlerini ve kimliklerini 28 Şubat'ta da gördük. Öte yandan 28 Şubat'la Ergenekon ve Balyoz aynı davada görülmesi gereken davalar. Hatta paralel yapının bu dava ile birleştirilmesi gerek. 28 8 Şubatçılar, balyozcular, Ergene koncular ve paralel yapı aynı merkezden yönetiliyor. Bunların kadrosunda şeyh de var, de. Sorun şurada çıkıyor. Denin a lay kahyanın yerine hoca efendiliğe kaplı bir kahya getirmek istiyor. Lay kahya sorun çıkarıyor yoksa her ikisi de aynı kadronun elemanı. Aslında gerçek bir yargılamada Yılmaz'da, Çiller'de, Baykal'da, de malum sermayede, Ergenekon avukatlığına soyunan Bahçeli'nin de Kılıçdaroğlu'nun da aynı mahkemede yargılanmaları gerekir. Ve tabii Demirtaş'ın da Evet, paralel yapı kendi önünde engel gördüğü, makamına kendi adamını yerleştirmesi gerektiğini düşündüğü makamlardaki herkesi bu davayla ilişkilendirdi. Aşağılık bir oyun oynandı. Bu işin sağ solu Alevisi Sünnisi, Kürdü Türk'ü yok. Yok aslında birbirlerinden pek farkları. Tek farkları adları. Adı Ergenekon balyoz olmasa da böyle bir çete vardı ve hala da var. Tıpkı adı FETÖ ya da başka isim altında bir örgütün olduğu gibi. İslamofobiyayı örgütleyenin IŞİD'i örgütlediği gibi birileri aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerine kendilerine iktidar ve servet üretmeye çalışıyor. Bunun adı kontrollü bunalım stratejisi. Asimetrik savaş dedikleri, psikolojik harp dedikleri böyle bir şey. Tavşana kaç, tazıya tut diyorlar. Ergenekon, Balyoz, FETÖ, 28 Şubat hepsi bir davadır aslında. Birilerinin hakkında dava açılmaması, açılanların beraat ettirilmesi bu derin gerçeği ortadan kaldırmıyor. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.